Evet değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Bugün günlerden 16 Ocak 2021 Cumartesi, öğle saatleri. Biraz da önce kahvaltımızı yaptık. Gece güzel kar yağışı vardı, biraz geç yatmışız. Anca dışarı çıktım. Kar yağışı gece geç saatlere kadar, sabaha kadar falan devam etti. Sonra kesti. Ayaza çekmiş. Veya don yapmış etraf. Dün çok güzel kar yağdı. Yine meteoroloji sistemlerine baktığım üzere yine bir sistem daha geliyor. Muhtemelen bu gece falan tekrar kar gelebilir. Bu gelen kar sahillere de inebilir diye düşünüyorum. Öyle gösteriyor. Muhtemelen yarın falan pazartesi sahillerde kar alır diye düşünüyorum. Ben bunları tabii niye göre söylüyorum? Sistemden baktığım pozisyona göre söylüyorum. Sistem böyle değişkenlik arz ediyor ama genel anlamda kar yağacağı söyleniyor. Kar devam edecek bir 2-3 gün daha. Şimdi ben fazla lafı uzatmadan, onları demeyin, kar yağacak dedin, yağmadı, espri konusu oluyor. Ben de meteorolojide ne paylaşılıyorsa, ne geçiyor onu söylüyorum. Şimdi geçen sene ben buraya, yine bu Ocak ayının son iki günü gelmiştim. 30-31 Ocak'ta. Yine çok güzel kar yağıyordu. Bu sene de Allah nasip etti. Şubat'ın ortasına dek geldi. Pandemi dönemindeyiz. Ben normalde biliyorsunuz çoğunlukla nereye gidiyorum? Abana'ya gidiyorum. Memleketim, ilçem Abana'ya gidiyorum ama ben onu takip ettim. Kar daha erken yüksek kesimde düşeceği için ben direkt İstanbul'dan çıktım. Kastamonu Şenpazar Kızılcı Su'ya geldim. Ailecek geldik. Çünkü pandemi döneminde ben şimdi Abana'ya gitsem orada annem, babam, kardeşlerim beraber kalamayacağımız için, tehlike arz edeceği için hiç orayı plandan çıkardım açıkçası, onu söyleyeyim. Burada özellikle hafta sonuna denk getirdim ki, yani dün cuma gününden yasaklar bitmeden 9'dan önce ben buraya kendimi atayım ki hafta sonu burada cumartesi pazar pandemi kısıtlamalarından etkilenmeyelim diye. Şimdi burada bizden başka kimse yok. Bir güvenlikçi arkadaşım var buranın. Sorumuz Ömer kardeşim. Bir de biz varız. Bugün bir iki aile gelecek diye konuşuyordu ama akşam kar yağdı. Bilmiyorum gelebilirler mi, gelemezler mi? Sonuçta burada şu anda ben rahat rahat dışarıdayım. Maskem yok. Kimse yok maskeyle muhatap olacağım. Bir Ömer var. Ömer'le de uzak açıyor zaten. Ondan sonra burada işte eğleniyoruz. Karın tadını çıkarıyoruz. Durum bundan ibaret. Allah nasip ederse hafta sonu buraya sonrasında tekrardan İstanbul'a döneceğiz. Yani buranın da Abana'ya dostlara, tüm Kastamonu'ya selamlarımı gönderiyorum. Durum bundan ibaret. Şimdi geçen sene geldiğim zaman 4 tane video paylaştığımı söyledim. Çokça sorulan soru, merak ediyorlar. Özelden arıyorlar, mesaj atıyorlar. Herhalde tam izlemeyenler var o videoyu. Sonradan bana arkadaş olanlar var Facebook'ta falan. O videoları bir kere paylaşacağım tekrar, yani linkini sayfamda. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca şimdi yine bilgi vereceğim. Geçen sene veremediğim ekstra bilgiler vereceğim. Şimdi bungalov evler aşağıda kaldı. Oraya sonra geçeceğiz. İlk önce en yukarıda şey var. Sosyal tesisler var. Orayı bir gezeceğim size. Şunu da atlamadan söyleyeyim, unutmadan. Burası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da kazandırılan bir mekan, tesis. Çok güzel ama tamam. Niye söylüyorum? Kastamonu'da olan birçok güzel mekandan bir haberiz. Haberimiz yok, onu söyleyeyim. Şimdi ben buraya gelmesem geçen sene kimsenin haberi yoktu. Çoğunun haberi yoktu. Bir sürü arkadaşım, dostum. Ben o şeyi yaptıktan sonra, çekimleri yaptıktan sonra buraya geldiler. Günübirliğine kaldılar falan. Yani bu ne oluyor? Ne demek oluyor? Paylaşım
Yapınca herkes haber oluyor. Reklamını iyi yapmak lazım. Ne diyoruz? Memleket paylaşınca güzel. Ben de memleketimi çok seviyorum. Benim için orası burası fark etmiyor. Kastamonu'nun neresi olursa olsun elimden geldiğince reklamını yapmaya çalışıyorum. Kişi olur, yer olur, mekan olur. Benim için önemli değil. Şunu da söyleyeyim. Siyasi görüşü de hiç önemli değil. Üstüne basa basa söylüyorum. Memleket sevdamız bizim başka. Beni tanıyanlar bilir. Tanımayanlar da zaten sonra tanıdıkça öğrenecek. Uzatmıyorum. Fazla konuşuyorsun Mustafa demesinler. Hemen şurayı ben size tanıtayım. Arada yine devam edeceğiz. Burası dediğim gibi Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yapılan bir tesis. Şöyle aşağı komple şimdi göstereceğim. Gezeceğiz buları. Çünkü burada ekstra bilgiler var. Çoğu dostumuzun insanları merak ettiği. Burası 5 yılına Şenpazar Belediyesi tarafından kiralandı. Herhalde muhtemelen daha da uzayacak gibi duydum. Yani süre uzayabilir. Yani burayı şu anda Şenpazar Belediyesi işletiyor. Gelmek isteyen dostlarımız Şenpazar Belediyesi'ni arayıp oradan genel bilgileri alabilir. Ama ben size buradan yine bilgi vereceğim. Şimdi Ömer telefonla konuşuyor herhalde. Bir telefonu bilsin. Gürültü olmasın. Hemen buradan uzaktan göstereyim. Aşağı ineceğiz. Burada şömineler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü. Ve yanında bankları var. Şu gördüğünüz bölümün aralarına çadırlar kuruluyor ve hepsinin arkasında fişler var, prizler var. Yani çadırdan gel, çadırını kurdun, oradan elektriğini alıp kullanabiliyorsun. Şu aşağıdaki bölüm, karavan bölümü, ineceğiz yanına. Aynı şekilde orada da karavanınızı koyuyorsunuz, fişler var, elektrik var. Orada da karavana elektriğini çekebiliyorsunuz. Ömer bitti mi konuşma? Evet. Ömer kardeşim de buranın, artık Ömer meşhur oldu. Buranın her şeyi. Canımız ciğerimiz. Sağ olsun. Elinden geliyor. Biz de burada kaldığımız müddetçe Ömer'le beraber kahvaltımızı yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, değil mi? Ömer. Evet, evet. Ömer bize bakıyor, biz Ömer'e bakıyoruz. Evet abi. Allah razı olsun Ömer'den. Şimdi içeri bir girelim. Şimdi merak ediyor dostlarımız. Evet. Burası böyle geniş bir alan. Ortada bir şöminemiz var arkadaşlar. Ve yakmaya hazır. Bunu inşallah yarın herhalde yakacağız. Yakınca ben size yanarken gösteririm. Burada mutfak bölümümüz var. Tamam, süper. Büyükçe. Ama şu anda burası, ha, iki tane televizyonumuz var. Bir tane burada, bir tane de burada şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel. Aslında zıplıp etmiyor. Bu ekranda böyle niye sanki titriyormuş gibi gözüküyor. Video çektiğim için hadi. Bakayım. Şöyle. Neyse televizyonumuz var, gayet güzel çekiyor. Böyle masalar, oturma yerleri. Ha burası ne zaman kullanıyor? Burası normal. Mesela şu anda ben varım tek. Aşağıda evde kalıyorum. Burası kapalı. Boşu boşuna burada yalandan yere elektrik falan yanmıyor. Buraya turlar geliyor. Değil mi Ömer? Kamp için falan 20, 30, 50, 100 neyse geldiği zaman zaten burası planlanıyor. Hemen buranın işte şöminesi yakılır. Buraya ahçı geliyor aynı zamanda. Onların kaldığı süre içerisinde yemekleri hazırlanıyor. Onlara yemekleri falan veriliyor. Yani toplu bir tur falan gelince. Onun haricinde kapalı duruyor. Boşu boşuna bir şey israf edilmemiş oluyor. Değil mi? Doğru. Okey. Burada aynı zamanda bakalım. Yapılırken güzel yapılmış. Bay bayan mescit, soyunma odası, duş, bay bayan WC. Alt kata inen bir bölüm var. İşte müdüriyet diye yapılmış, santral. İşte bakıyorum görevli bölümü. Tekrardan üst katta bay WC, bayan WC bölümümüz. Gayet düzgün yapılmış yapılırken zaten. Her şey de mükemmel. İşte burayı turizme daha da reklamını yapıp fayda sağlayacağız. Ömer, ben yine aşağı durayım. Unuttuğumuz bir şey var mı burada ya? Yine aklıma gelince konuşuruz. Şimdi aşağı inelim. Ömer burada tamam, Ömer temizlik yapıyor. Burada şimdi karları malları o kürüdü. Veya bir kar vardı. Yolları açtı Ömer. Ömer lan takılıyoruz biz de burada. Şimdi
Böyle inelim. Bu mekanın dışından da göstereceğim zaten. Ha bu arada ayağımda çizme var arkadaşlar. Çizmesiz karda girmiyoruz. Gördüğünüz gibi ayağımda bayağı bir büyük çizme var. Evet. Şimdi geldik buraya. Çadır alanı diye ayarlanmış. Okey. Burası şu bölümler. Gördüğünüz gibi komple çadır alanı. Hemen fazla uzatmadan hızlı bir şekilde. Bak gördüğünüz gibi. Buralarda prizlerimiz var görüyorsunuz. Bak hepsinde var. Boydan boya. Ve diğer bölümlerde de hepsinde var. Buraya geldi adam çadırını kurdu. Hemen bu mekanı buradan fişini takıp hatta 3 tane pirzi var orada. Gördüğünüz gibi hepsinde böyle var. Kısa kısa geçelim uzatmadan. Zaman almayalım. Burada ortada bir tane çeşmemiz var. Çok güzel. Manzara da muhteşem bu arada. Burada en önemli şey ne? Karavanla geldi, çadırla geldi. Su. En büyük sorun su. Evet bu bölümde karavan bölümü yapılmış. İşte 2, 4, 6, 7 tane böyle. Hepsini aynı şekilde karavanlar buradan elektriğini kullansın diye hepsine priz yerleştirilmiş hazır. Bu bölüme yan yana böyle bu şekilde karavanlar gelip burada kampını yapabiliyor. Yine yukarıda bir tane çeşmemiz var. Ha, şimdi şöyle hem ormanları hem de o mekanı sosyal tesisi uzaktan göstereyim size ben. Gördüğünüz abi çam ormanlarının altında muhteşem bir yer. Sessiz, sedasız. Bir tek bizim burada ufak köpekler var. Onların sesi geliyor. Şimdilik Ömer senin köpekler bağırıyor Ömer. Abi temiz havadan yüksekteyiz. Bir de böyle çok hızlı yürüdüğüm zaman nefes nefese kalıyorum. Şimdi o aşağıdaki bungalov evlerimiz aşağıda. Hemen aşağıda. Orayı ayrı bir göstereceğim. Yoruluyorum da bu arada. Neyini göstereceğim? En çok da şeyini merak ediyorlar. İç kısmını. Bir tane Ömer'in işi bitsin. Oradan yine bir tane bungalov evinin kapısını açıp detaylı içeride ne var ne yok. Çünkü en çok sorulan soru da o. İşte kaç kişi kalabiliyor? Yataktı, banyo suydu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kar da yağınca muhteşem bir güzellik ortaya çıkmış. Burada gördüğünüz gibi bir tane örnek. Demek ki Kızılca suya bu kadar kar yağmış arkadaşlar. Hiç ellenmemiş. Ölçü bu. Harika duruyor. Bundan sonra da fotoğraf çekeceğim. Evet şömineğimiz de bu. Gel buraya abicim. Otur şuraya ailenle beraber. Günü bilinleme geliyorsun. Nasıl geliyorsun? Kafana göre. Evet şu üstte de büyük bir tane kamelyamız var. Şu anda bilmiyorum canlı yayın yaptığım için burada internet olayı biraz git geldi. Ha, çekiyor ama çok. Mesela bir video yüklüyorsun. Çok uzun süre sonra düşüyor. Ha bir de en çok sorulan soru şu. İnternet var mı? Yani Wi-Fi var mı? İnternet Wi-Fi takılacakmış. En çok sorulan şu soru. Değerli başkanımız Cem Çınar da buradan. O da izliyordur mutlaka. Haberi olsun. Şimdi mesela atıyorum pandemi döneminde olsun. Mesela internetten çocuklar derse girecek. Kendi internetini kullanmak zorunda. O yüzden Wi-Fi olursa herkes yararlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Geldik tepe noktaya. Kamelyamız burada. Kalabalık geldin. Az geldin. Hiç fark etmez. Otur burada. Aşağıda muhteşem manzara. Dur, o manzaradan önce hemen burada bir tane şömine koymuş. Buradaki oraya git gel yapmasın diye burada oturmak için. Evet. Abi şu güzelliğe bakar mısın? Ve tepe noktadayız. Aşağısı köyler muhteşem. Harika.
güzelle bakar mısın abi ya? Evet. Burayı da fazla uzatmadan çektikten sonra, yani fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Kısa zamanda çok şey göstermeye çalışıyorum. Buradan da ayrıldık. Sonra kafasına takılan birisi bir şey olursa bana yazabilir. Ben cevabını yazarım veya özelden de mesaj olarak da her türlü. Ha, bilmediğimiz bir konu varsa sorarız. Doğrusunu öğreniriz Sayın Başkanım'dan. Size doğru cevabı veririz. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bir de ben bu işi hiç kimse bana söylediğinden falan değil. Ben kendiliğimden çekiyorum. Sevdiğim için çekiyorum, tanıtıyorum, ediyorum. Bir faydamız olsun diye. Başka da bir amacımız yok. Şimdi bence o, neyse, videonun şeyini orada ben bitireyim de, evin iç kısmını şu anda Ömer hazır değil. Hazır olunca ayrı bir video olarak çekeriz. Şimdi kapılar falan kilitli. Bizim evin içinde şimdi müsait değil. Yani sobamız falan yanıyor da. Tatilde olduğum için çocuklar kartopu falan oynuyoruz, ediyoruz falan derken ister istemez biraz içerisi karışık. O yüzden genel buradan bir yine bilgimizi verelim. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Şu anda şu gördüğümüz alan araba park alanı. Buradan biz akşam dönmüştük. Şu geniş alan. Buraya arabanızı park edebiliyorsunuz. Ya ben ne yaptım? Eşya fazlaydı. Bir de kar olduğu için buradan oraya taşımaktansa hemen kaldığımız yerin yanına yanaştım. Oradan taşıdım. Çünkü biz de maşallah, yani sanki bir yer kalacağımız gibi ne varsa getirdik evden. Hani eksik bir şeyimiz olmasın diye. Çöp kovalarımız burada. Evet. Tabelamızı da gösterelim. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kızılca Su Kamp Alanı. Evet. Burada 12 tane toplamda bu Glove ev var. Otopark diye göstermiş burası gelenler için. Evet, burada yazıyor zaten. Bu Glove evlerimiz. Aklıma gelmişken söylüyorum. Burası bayağı bir büyük bir alan. Şunu söyleyebilirim. Ne kadar olduğunu şimdi unuttum. Kafamda vardı da. Buranın etrafı komple tellerle çevrili arkadaşlar. Yani şimdiki milletin aklına gelir. Domuz, ayı, işte yaban hayvanları içine girme olasılığı olabilir falan diye korku içinde olanlar olabilir. Sıkıntı yok. Bütün her taraf tellerle örülü. Ana giriş kapısı da zaten demir sügülü kapı var. Giren çıkan olduktan sonra kapatılıyor. Yani hiçbir tane hayvanın girme olasılığı yok. Onu söyleyeyim. Rahatsınız yani. Rahat rahat gece gündüz içinde dolaşılabiliyor. Evet, bu evleriniz bu şekilde. Teknik konuyu hemen söyleyelim. Ne dedik? İçerisinde bir tane çift kişilik yatak. Ama biz şu anda o yatağı 3 kişi kullanıyoruz. Küçük çocuğu benim, eşim, bir de misafirimiz var. Baldızımızın kızı var. Onlar orada yatıyor. Tek kişilik odada büyük oğlum yatıyor. Ben de salonda yatıyorum. Yani toplamda ideal normalde 4 kişilik. 5 kişi küçük bir tane, hani atıyorum çocuk da varsa 5 kişi kalabiliyorsunuz. Biz o şekilde kalıyoruz. İdeal. Önünde böyle çardak kısmı var. Odunlar kapının önünde hazır. Ömer bunları hazırlıyor. Tamam. Bittikçe size odunuzu veriyor. En son fiyat konusuna geleceğim. Merak etme. Şimdi ne kadar diye hep sorulan soru.
Öyle odunlar hepsi hazır. İleride. Evet, bir tanesinde en baştakinde de Ömer kalıyor, görevli arkadaşımız. Oradan size kapıyı açıyor. Ondan sonra siz eve yerleşiyorsunuz artık. Ev sizde. İçerisinde yeme içme kısmı size ait. Ömer. Ömer geldi. Şey, bir tane hazır olan var mı açabileceğimiz? Hadi bir aç, geliyorum ben. Sen aç, ben bir çekimi yapa yapa geliyorum. Hangisi, kaç numara? 11. O hazır mı 11 numara? Evet. Ha, süper oldu. İyi, videoyu bitirmeden 11 numaraya bakalım. Tamam. Ömerciğim, şimdi canlı yayındayız. Fiyat konusunu söyleyeceğim. Fiyatta bir değişiklik var mı? Ben yok. Tamam. Yine onlar şeyi arayıp öğrenirler, belediyeyi. Ben şu andaki şeyi söyleyeyim. Geçen sene yine en çok hani fiyat konusu sordukları için söylemiştik. Bu bungalov evi bir tanesi. Yani bir tane bu ev. 230 TL. Söyle. Normal dişte 265. Ya 265 o bir. Dişte he? O yani. Dişte 265. Anlamadım. Dişte 265 olma şansı var. He, daha bilmiyoruz. Dişte 265 yani dişte. 230'dan veriyor. Liste 265 lira. Ha tamam. Bu sene liste fiyatı 265 olmuş. Siz yine sorarsınız arkadaşlar. Ama 230'dan mı diyorsun şey? 230'dan devam ediyor. Ha, şu anda 230'dan devam ediyormuş arkadaşlar bak. Demek ki hani bu sene 265 olmuş ama 230'dan vermeye devam ediyormuş. Benim anladığım o. Ben ne biliyorsam onu söylüyorum. Tamam mı arkadaşım? Şimdilik ha evde. Geçen sene geldiğimizde şey aygaz yoktu, koyulmuştu. Evet. Kapkacak var 4 kişilik. Evet. Tamam. He, yerler halı fix yapıldı. Şimdi ayağımı çıkartayım o zaman ben abi. He? Düşündük. Çizme var ayağımda da. Dur. Şeyde girilmez. Müsaade edin arkadaşlar. Çekimi tamamlayayım. Evet. Şimdi televizyonumuz var. Burada ufak masa sandalye. Şimdi dar alanda size göstereyim. Burada bir çekyatımız var. Tamam. Şimdi perdeler çekili. Buradan böyle gördüğünüz gibi manzara. Evet, hemen kapı. Şurada bir tane şöminemiz var. Odun şömine. Hazır. Tamam. Burada ısınma buradan sağlanıyor. Kapının arkasına bakalım. Böyle bir mutfağımız, şok odamız. Burada yani şey, buzdolabı. Biz bütün kapkacağı getirdik ama öğrendim. 4 kişilik tabak, bardak falan işte çatal, kaşık veriliyormuş, varmış. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra dur. Şu banyoyu açalım abi. Evet. Banyo kısmı gördüğünüz gibi gayet güzel. Böyle. Duşa kabin. Evet. Ondan sonra lavabomuz ve elektrikli şofben. Yani sıcak su her zaman var arkadaşlar. En çok merak edilen şeyleri söylüyorum. Çünkü çok soruyorlar. Tek seferde halledeyim. Ondan sonra buraya geliyoruz. Tek kişilik bir odamız var. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Çekimi de güzel yapmaya çalışıyorum. Böyle yanında çekmeceli ve kapının arkasında da şöyle geleyim ben. Şöyle geleyim. Böyle bir tane de gardırop var. Ve bütün odalarda bu klimalardan var. Burada bir. Burada salon kısmında da var. Ve diğer yerde de var. Ve gardırobu var. Diğer odaya geçtik şu anda. Gördüğünüz gibi burası da çift kişilik bir yatak ama 5 kişi olduğunuz diyelim. Fakat burada 3 kişi yatabiliyorsunuz. Yani bir tane çocuğu aranıza alıp amaç kalmak. Sonuçta kalmak yani amaç. Tabii bu tercih mesela arkadaşlar. Biz seviyoruz böyle ortamı.
Ha, sevmeyen olabilir, yapamayız, edemeyiz, bilmem ne der ama ben köy hayatını sevdiğim için zaten benim için 5 yıldız otelden daha iyi. Evet arkadaşlar, şimdi şu çizmemizi bir yandan da çekime devam etmeye çalışıyorum. Olayı gördünüz. Dediğim gibi en son evden çıkarken yiyeceğinizi, içeceğinizi alıyorsunuz. Ben hatta iki tane ufak tüp aldım yanıma. Hani bu olaydan haberim yoktu. Şey sormamıştım. Geçen sene yoktu çünkü. Yemeğinizi iyice alıyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Atıyorum 2 günlük kalacaksınız. 2 günlük al abi. İşte atıyorum sucuğunu, etini, tavuğunu, çorbanı, pirinci ne yapacaksan. Aynı evde yapıyormuş gibi burada. Yemeğini yap, zevkini yap, otur, ne yaparsan yap. Yani ev fiyatı sadece bu sene 230 TL. O kadar. Diğer her şey size ait. Şurada buzda görsem akşamki dondan sonra kalan buz. Buz sarkıtlarını görüyorsunuz. Akşam ayaza çekti ama şu anda hava güneşli, kar topluyor. Yine takip ettim. Baktım. Bu gece geç saatlerde yine bir sistem geliyor. Bu sistem tahminim sahile de kayacak. Artık ben karı bulduğum için benim için fark etmiyor arkadaşlar. Ben buradayım, değil mi Ömer? Ya ben şimdi heves ediyor herkes. Özellikle sahildeki arkadaşlar üzülüyorum. Orada yağsın, onlar da zevkli çıkarsın. Yani herkes karın tadına varsın. Bu sene kar yağmadı zaten arkadaşlar. Barajlar boşaldı. Ve bir de şu var. Zaten barajlar yağmur sularından çok az doluyor. Bunu herkes söylüyor. Kar sularıyla daha çok. Yavaş yavaş eriyip gittiği için barajlara etkisi oluyor. Şu en baştaki binada kültür merkezi miydi? Neydi Ömer? Tamam. Şu en başta gördüğünüz yerde onu da geceleyin çekmiştik. Neyse. Oraya da çekeyim de göstereyim. Geçen de ressamlarımız geldi. Burayı açtılar, orada o zaman resimlerini falan yaptılar. Şu an kapısı kapalı da ben bina olarak gösteriyorum. Yani bu alan veya bir geniş bir alan. Gördüğünüz gibi bütün hepsinin önünde odunlar hazır. Evet. Bu şey de giriş kapısı da burası. Bak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Ana giriş kapısı burası. Demir sürgülü kapılı var. Oradan giriş yapıyorsunuz. Ya haberleşme konusunda, rezervasyon konusunda sorun yok. Siz gelmek isteyin. Ben telefonu da veririm. Kimden konuşacağını söylerim. Önemli değil. Ama en kısa çözüm Şenpazar Belediyesi'ni arayıp sizi yönlendirirler, yardımcı olacaklar. Artı yollar açık mı değil mi? Çünkü normal buraya şu anda bu karda normal arabanın gelmesi mümkünatı yok. Dört çeker arabası olması lazım. Onu defaatle söyledim. Ama gelmek isteyen olursa, geçen sene öyleydi. Belediyenin dört çeker bir arabası var. Gelmek isteyen, kalmak isteyenler, hani gelmek isteyenler kalıcı olarak gelmek isteyenler olursa Şenpazar Belediyesi'nin aracıyla buraya kadar çıkartıyorlar sizi. Tekrardan konaklama bittikten sonra aşağı indiriyorlar. Siz yine belediyeyi arayıp oradan bilgi alın. Evet. Kızılca Su Doğa Eğitim Kampı Kongre ve Eğitim Merkeziymiş. İşte yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Milli Parklar ve Şenpazar Belediyesi. Abi şu görüntüye bakar mısın ya? Abi. Harika. Of 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 of. Şunun altında oturacağım burada çayın işte. Muhteşem bir güzellik var. Evet, bir de buradan alalım. Aa, buradan da güzelmiş. Harika. İşte gördüğünüz mekan burası. Veya de uzun bir video oldu zannedersem. Bu arada yorumlara falan bakamadım. Sonradan yorumlarınıza cevap veririm arkadaşlar. Tamam, olay bitti. Ben de yoruldum bu arada. Bu akşam kar geliyor, gözüküyor yine. Artık gelse de gelmese de biz bu karla bile idare ederiz. Önemli değil. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kastamonu'dan, Kızılcısu
Şenpazar ilçemize bağlı Kızılcasu'dan selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet değerli dostlar. Bu arada çok canlı yayın oldu ama artık idare edin. Çok güzel kar yağıyor. Çok da merak ediyorlar burayı. Çokça bilgi verdik zaten. Şimdi akşam oldu. Sosyal tesislerin olduğu yere çıktım. Çok güzel kar yağışı devam ediyor. Kastamonu, Şampolar, Kızılcasu'da. Değerli başkanımız da burada. Şampazar Belediye Başkanımız Sayın Cem Çınar. O da teşrif ettiler. Şimdi ondan beraber bir canlı yayında sizlere selam vereceğiz. Bakalım başkan nerede? Evet. Başkanım geliyor şimdi. Şu anda biz normalde şey izliyoruz. Beşiktaş Galatasaray maçını izliyoruz. O da benim gibi hasta Beşiktaşlı. Bir yandan da gözü maçta. Gol mü kaçırdık başkanım? Yaklaştık, az kaldı. Evet. Değerli Şenpazar Belediye Başkanımız Cem Çınar. Onun misafiriyiz burada. Teşekkür ediyorum kendisine ilgi alakası için. Sağ olsunlar. Çok da güzel kar yağıyor. Devam edelim şöyle. Harika. Kar gözüksün. Aynen öyle, dur. Şey yapalım mı? Yok yok. Şöyle alalım. Şimdi. Evet, kar burada diz boyu oldu. Diz boyu oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle evet. Gösterelim. Bakalım siz bir gösterin bakalım. Süper. Evet, diz boyu. Daha burası temizlenmiş hali. Temizlendi mi? Çatıdan kayıyor. Evet, çatıdan kayıyor. Çatıdaki karları görüyorsunuz arkadaşlar. İzleyicilerimize bir selam verelim. Tamam. Evet, şimdi ben sizi direkt çekeyim başkanım isterseniz böyle. Ondan sonra beraber çekelim. Evet. Evet. Tabii saç maç darmadağın oldu. Evet. Evet, şöyle daha güzel başkanım. Harika kar yağıyor. Merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyoruz Mustafa kardeşimize. Kızılcasu'dan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Kızılcasu Doğa Eğitim Kampı'nı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Burası 4 mevsim bir turizm alanı. Maalesef pandemiden kaynaklı çok ön plana çıkamadı. Ama inşallah sağlıklı günlerde, çok yakında bu günlere aşı ile beraber kavuşacağız. Sağlıklı günlerde inşallah buralara herkesi bekliyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerin aracılığıyla da YouTube kanalında Mustafa kardeşimizin kanalına hepinizi destek olmaya davet ediyorum. Eyvallah başkanım. Birkaç gündür burada emeği var. Sağ olsun, hem kampını yapıyor hem güzel yayınlar yapıyor. Sizleri biraz heyecanlandırıyor ekranların karşısında ama yapacak bir şey yok. Biraz öyle oldu. Çıkalım. İnşallah size nasip olur. Evet. Biz tavsiye ediyoruz. Kızılcasu'yu görmelisiniz. Çok teşekkürler başkanım. Ya, teşekkür ederim. O zaman beraber başkanımızdan finali yapacağız. Evet, şu anda içeride maç yayını var. Evet, biz şu anda maç arası verdik. Beşiktaş Galatasaray maçı. Başkanım da hasta Beşiktaşlı. Evet, kafamız orada. Görüşmek üzere. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar Kızılcasu'dan. Başkanım geliyorum.